Muse içerisinde Photoshop yardımıyla veya direkt Muse'u kullanarak sıfırdan menüler oluşturabileceğiniz gibi Muse içerisinde de hazır olarak gelen hazır araçlardan yani widgets'lar içerisinden menüler de oluşturabilirsiniz. Bunları hemen bir örnekle görelim. Muse uygulama dosyaları içerisinde menü ve butonlar klasöründe bulunan hazır menü aracı Muse dosyasını çift tıklayarak açıyoruz. Açmış olduğumuz sayfada da iletişim sayfamızın şu anda gövdesi boş. O yüzden orayı örnek bir sayfa olarak kullanabiliriz. İletişim sayfasını çift tıklayarak açıyorum. Açtıktan sonra buradaki hazır widget'ları yani hazır araçları görebilmek için sağ taraftaki panellerde Widgets Library var. Widgets Library içerisinde bakın Composition, evet, formlar, iletişim formu oluşabilmek için menü, paneller ve slideshow'lar var. Bunlardan işleyeceğimiz bölümümüz menüler. Menülerden Horizontal menüyü, bakın üst tarafta nasıl bir yapıya sahip olduğunu burada görebiliyoruz. Tutup sürükleyerek sayfa içerisinde bir konuma taşıyabiliriz. Taşıdığımızda şu anda dikkat ederseniz ana sayfa hakkımızda hizmetler ve iletişim menüsüyle 4 sayfamızı da plan bölümünde geri döndüğümüzde 4 sayfamızı da menü şekline hızlıca dönüştürmüş oldu. Bunu nasıl yaptı peki? Bu zaten Adobe Muse içerisinde gelen bu widgets yani hazır aracın en büyük özelliklerinden bir tanesi. Var olan sayfaları kendi içerisine otomatik olarak aktarabiliyor. Tabii bu sizin seçiminiz. Yine menünün sağ üst tarafında bakın mavi bir buton var. Bu butona da tıklayarak bu menüyle alakalı bazı değişiklikleri burada yapabiliyoruz. Bahsetmiş olduğumuz sayfaların direkt isimlerinin buraya gelmesi, menü type biliminde top level pages, üst menülerin bu menü yapısına direkt eklenmesini buradan menü type bölümünden ekleyebiliriz. Veya all page diyerek oluşturmuş olduğunuz bütün sayfaların burada bir menü şeklinde karşımıza gelmesini sağlayabiliriz. O da biraz problemler yaratabilir. Ne olabilir? Hazır menü araçları bölümüne geldiğimizde hatırlarsak hizmetler altında 5-6 farklı başlığımız var. Hakkımızda başlığı altında 3 farklı başlık var. Ve çok uzun bir menüye dönüşecektir bu. O yüzden burada daha kısa yani 3-4 sayfanız varsa hemen evet All Page'i seçebilirsiniz. Manuel bölümünde de bizim elle girmiş olduğumuz bölümdür. Direction yani yönelim ne yönde olacak? Horizontal veya vertical olabilir. Evet, horizontal'ı kullanacağız şu anda. Item size bölümünde, içerik bölüm boyutu bölümünde, uniform spacing'de içeriğe göre boyutlandırma yapacak. Uniform size bölümünde de standart bir boyutlandırma içerisine girecektir. Yani buradaki içeriği kapsayabilecek bir boyut ayarlayacaktır kendisi otomatik olarak. Alt tarafta Parts başlığımız var. Parts başlığı altında Show Left ikon sol kenarlarına birer ikon eklenebilir. Veya alt tarafta Show Label isim çıksın çıkmasın. Kesinlikle isme ihtiyacımız olacak. Show Right ikon. Show Right ikonda eğer buradaki gibi bir ikon eklenebilir. Ancak burada aslında bu şu işe yarıyor. Alt tarafta da Submenu Only zaten seçimimiz bu. Hizmetler menüsünün altında farklı alt başlıklarda varsa o zaman bunu kullanabiliriz. O zaman sağ tarafında bir aşağı doğru bakan bir üçgen çıkacak. Bu menünün alt menülerin olduğunu buradan anlayabileceğiz. Parse Positioning bölümünde buradaki hizalamaları yine ayarlayabiliriz. Bunun haricinde peki buradaki yazı tiplerine, fontlara baktığımız zaman üst taraftaki gibi çok da iyi bir şekilde durmuyor. Çünkü standart bir yazı yapısıyla direkt karşımıza çıkmış durumda. Şu şekilde kenarından çekerek biraz üstü yukarıdaki menü yapısına dönüştürmeye çalışıyorum. Peki ne yapabiliriz? Bu menü grubunu bir kere tıklayıp seçili hale getirdikten sonra text bölümüne dönüp bakın Georgia seçiliymiş. Georgia yerine burada seçmiş olduğumuz daha farklı bir fontu da örneğin yukarıda Genova kullanmıştık hatırlarsak. Genova'yı seçtiğimiz bütün hepsinin font yapısını değiştirdik. Fontlar üzerindeki renkleri de hemen buradan ayarlayabiliriz. Başka neler olabilir? States bölümüne baktığımızda bu menüyle alakalı normal hali, evet şu an sol tarafta ana sayfa halkamızı ve hizmetler için normali görebiliyoruz. Rollover yapısı var. Mouse down tıklandığı zaman bir ton daha koyuya dönüşüyor ve aktif ya da rollover tonuyla aynı şekilde kalıyor.
Bunların renklerini veya yapılarını nasıl değiştireceğiz peki? Ana sayfa veya burada direkt genel yapıyı seçtikten sonra ana sayfaya gelip rollover, rollover'dayken bu kadar koyu bir gri değil de daha açık bir gri olsun. Evet. Tamam. Mouse down yaptığımız zaman rengimiz değişsin. Yeşile dönüşsün. Ve activity'deyken de yine aynı yeşille birlikte kalsın. Hop. Evet. Bu şekilde ayarlayabiliriz. Tabii bunları dikkatli bir şekilde ayarlamamız lazım. Çünkü karışıklığa neden olmaması gerekiyor. Bunun haricinde yani buradaki renklerin haricinde başka ne verebiliriz buraya? Örneğin menü yapımızın tamamı seçili fil bölümüne geldiğimizde dikkat ederseniz imaj var. İmajdan bir arka plan ekleyebiliriz. Hazırlamış olduğunuz dokulu veya dokusuz herhangi bir Photoshop'ta veya farklı bir tasarım programında da hazırlamış olabilirsiniz. Buradaki klasör ikonuna tıklayarak menü ve butonlar içerisinde bulunan menü back ve menü back 2 adında iki tane arka plan nesnemiz var. Bunlar PNG dosyası tıklayıp hemen aç butonuna basarak açıyorum. Şu anda buton üzerinde nereye nasıl uygulanacağı çok da belirsiz. Çünkü bundaki butonlardan birini seçmem lazım. Ana sayfa normaldeyken hemen butonumuzu ekleyelim. Aç. Evet, butonumuz biraz kısa geldi. Demek ki şuradan şu şekilde tutarak birazcık daraltırsak işimizi tamamlayabiliriz. Seçmiş olduğumuz PNG dosyasını da oluştururken mutlaka burada oluşturacağınız yapıya göre oluşturmanız daha doğru olacaktır. İkinci olarak buradaki yine ana sayfayı seçip rollover'dayken menü back 2'nin olmasını sağlayalım. Çünkü bu biraz daha koyu bir ton. Evet. Mouse down'dayken de aynı. Active'deyken de yine aynı şekilde fil bölümüne gelip imajdan menü back 2'yi seçerek aç butonuna basıyorum. Ve şu anda da gördüğümüz gibi aktif olunan sayfaya döndüğünde hemen o sayfanın yapısına göre dönüşecek. Rollover yani mouse üzerine gittiğimiz zaman veya tıkladığımız andaki yapı tamamen zaten şu an için çalışıyor. Bu şekilde farklı yapılardaki menü butonlarınızı buraya çağırabilirsiniz. Burada hazır menü araçları ile birlikte rahatlıkla kullanabilirsiniz. Son olarak burada hazır ana sayfa hakkımızda yani hazır sayfalar şu anda var olan sayfalar üzerinde işlem yaptık. Menü işlemlerinden menü type bölümünden manuel'i seçelim. Manuel'i seçtikten sonra gördüğünüz gibi yapımız tek bir yapıya dönüştü. Şu şekilde daraltıp ismimizi değiştirelim. Yazı üzerine çift tıklayıp ana sayfa yine. Evet. Sağ kenarına bir tane daha ekleyelim. Bunu da biraz daha genişletelim şu şekilde. Evet. Hemen hakkımızda. Hatta buraya kurumsal diyelim. Menümüzün isminden başka bir isim olsun. Kurumsalın altına birkaç tane ekleme yapacağız. Eklemeler için kurumsal altındayken Dry Plus. Evet. Bir tane daha. Buraya da nasıl çalışıyoruz? Evet, son olarak bir tane daha ekleyip neden biz işlemlerimizi yapmaya devam edeceğiz? Buradaki yapıları seçip şu şekilde font yapısı nasıl olacak? Seçmiş olduğumuz gibi Genova şeklinde olacak. Evet. Punto boyutu bu şekilde kalabilir. Şu şekilde sola yaslıyı seçebiliriz. Yazılarımızın punto boyutunu biraz daha artıralım. 13 punto olsun bari. Ondan sonra bunların arka planları nasıl olacak? Zaten bakın normalde şu anda buradaki butonların hepsini seçtiğimizde rollover'a geldiğimiz zaman bu şekilde olacakmış. Mouse down'dayken de bu şekilde olacakmış. Bunları belirleyebiliriz. Burada ayrıca aklınıza takılabilecek diğer bir şey daha. Bu ilk anda tıkladığımda dikkat ederseniz menü seçiyorum. Buradaki aşağı butonuna basarak alttaki menüleri seçme şansım doğuyor. Ve buraya tıkladığımda da bu seçili hale geliyor. Burada dış çizgiler var. Bu dış çizgileri kaldırmak istiyorum. Şu anda baktığımda stroke kalınlığı zaten sıfır.
Nasıl kaldıracağız? Tekrar tıklayıp birine, daha sonra diğerlerini de shift tuşuyla diğerlerini de seçip buradaki bir değerini 0 yaptığımızda aradaki değer de azalmış olacak. Yine aynı şekilde herhangi birini seçip veya hepsini birlikte seçip fil bölümünden birer arka plan, bu bir gradient olabilir, renk olabilir veya bir imaj olabilir. Bunları ekleyebiliriz. Ve son olarak bu aralardaki, bakın bir gri arka plan var genel menünün arka planında. Buradaki rengi de şu şekilde none zaten. Ancak bir menümüzü seçip burada genel yapı olarak bakın görünen renge none dediğimizde de buradaki arka plan yapısını da değiştirmiş oluyoruz. Ve bu şekilde aradıktan sonra hemen bir test edelim. Preview'e görünümüne dönüş yapıyoruz. Ana sayfa evet kurumsal ve altındaki başlıklarımız da açılıyor.